Onira'ya geldikten sonra Lord salonunda biraz dinlendim ve düşmanlarıma karşı uygulayacağım stratejileri düşündüm. Şu anda tüm imparatorluklarla barış halindeyim ama bu benim için bir zafer sayılmaz. Hepsine para veriyorum. Öncelikle üstümdeki bu maddi yükten kurtulmam gerekiyor. Kabul salonundan çıktığımda karşımda Namık'ı buldum. Kapıda bekliyor. Arkasındaki Penta savaş lorduyla muhabbete dalmış. Ona seslendim. Verdiğim görevi yerine getirdin mi dedim. O da gerekli araştırmaları yaptığını söyledi ve detayları bana anlattı. Komplocular bütün askerlerine bunun kutsal bir savaş olduğunu söylemişler. O yüzden artık düşman askerlerinin hiçbiri geri çekilmeyi aklından bile geçirmiyor. Son adamları kalana dek savaşmaya devam ediyorlar. Ve böyle de devam edecek gibi görünüyor. O yüzden daha dikkatli olmam lazım. Ha bir de Namık şu yerleri bir temizleyin. Bu ne böyle hastalık falan çıkar burada yani. Her yer leş gibi. Ben buradan geçemem, mecbur şuradan gideceğim. Pelerin kirlenir. Gördüğüm kadarıyla da tezgahlar dolu. Demek ki kentlerde her şey yolunda gibi. Onira garnizonundan yanıma biraz tecrübeli asker almaya karar verdim. Ve 4 yeni penta keman keşini birliğime aldım. Ardından da hazır barış zamanındayım, Marunat'a gideyim de karımla çocuğumu bir göreyim dedim. Ne zamandır onları da ihmal ettim. O yüzden nereden baksan 300 adam benim hanımla çocuğu görmeye doğru yola koyulduk. Yolculuk ederken bir ulak göndererek Alya'ya da Danüstika valiliğine atandığını bildirdim. Namık'ın çocuğu 2 yaşına bastı. Ve henüz 2 yaşında olmasına rağmen çok güçlü görünüyor. Fakat gücünü zorbalık için kullanmıyor. Sosyallik yetenekleri, dayanıklılığı ve zekası da gayet gelişmiş gibi görünüyor. Yolculuk esnasında şehir yönetimleriyle ilgilenmeye devam ediyorum. Öncelikli olarak Onira'da kuşatma atölyesini geliştiriyorum. Ardından Panayır'ı da sıraya aldıktan sonra diğer inşa projelerini de sıraya ekliyorum. Diğer şehirlerde de aynını yapıyorum. Bu esnada Asera ile aramızdaki saldırmazlık anlaşmasının süresi doldu. Şehirlerimdeki refah ve sadakat seviyesi iyi görünüyor. Demek ki yakın bir zamanda herhangi bir problemle karşı karşıya kalmayacağım diye düşünüyorum. Bunlarla uğraşırken de Marunat'a ulaştım ve koşar adım Lord salonuna gittim. Hanım hanım dedim, ben geldim. Nasıl gidiyor? Yine bana kızgın olduğunu söyledi. Alıştık artık, yapacak bir şey yok. Onunla biraz konuştuktan sonra çocuğun cinsiyetini nihayet bana söyledi. Bir kızım olmuş. Çocuğumun nerede olduğunu sorduğumda da uyuyor diyor. Artık bir göreydim yani. En son doğduğunda gördüm. Şşt dedim, jokey. Bak yengeni iyi koru, o elindekini kullanmayı bil. Elindeki de neyse artık öyle. Uyuyorsa da yine de göreceğim diye inat ettim. O yüzden salonun içinde dolaşmaya başladım. Bu esnada Lord Kabul salonunda bir Batanya kontu buldum. Kont dedim, otur, otur. Yok, komut dinlemiyor. Dedim, senin burada ne işin var? Buradan çık, aramız açılmasın. İyi birine benziyorsun, ara sıra konuşalım falan diyor. Evliyim dedim ben, evli. Lafını bil de konuş. Fakat bunu kendime bir hakaret olarak algıladım. Oturup bana ne demek istediğini düşündüm. Batanya kontunun yaptığı bu teklifin sonucu belliydi. Çocuğumu yine göremedim ama olsun. Şu anda yapacak daha önemli işler var. Kontun bu saygısızlığına cevap olarak hiç vakit kaybetmeden Batanya'ya savaş ilan ettim. Batanya şehirlerini ele geçirmek gibi bir niyetim yok. Sadece verdiğim araçtan kurtuluyum benim için yeterli. Batanya ordularını üzerime çekebilmek için Danglais'ı kuşatmaya karar verdim. Ve şehrin önüne geldiğinde kuşatma hazırlıklarına başladım. İçeride kalabalık bir savunma birliği var. Birkaç Batanya lordu toplanarak bana saldırmaya geldi. Fakat garnizonu da yanlarına aldıkları için toplamda 912 kişi oldular. Ve aralarında tecrübeli askerlerin olduklarını da görüyorum. Hatta Rodarak'ın birliğinde bizim askerlerden bolca olduğunu da görüyorum. Penta ormancısı, Penta milis, Penta muhafız, seyis saymakla bitmiyor. Bu beni biraz korkutsa da yine de savaş hazırlıklarına başlıyorum. Kamuran'ı okçu komutanı olarak atadıktan sonra Namık'ı da atlı okçuların başına veriyorum. Bol miktarda atlı okçum var. Böyle kalabalık savaşlarda atlı okçular bana avantaj kazandırır diye düşünüyorum. Ve savaş başlar başlamaz savunma düzeni almak için hazırlıklara girişiyorum. Yanımda biraz daha okçu getirsem olurmuş. Ama neyse artık, olduğu kadar. Süvarileri ve atlı okçuları da biraz daha öne aldıktan sonra düşmanların üstüme akın etmesini bekliyorum. Ve önden gönderdikleri atlı okçuların birçoğu geldikleri zaman zayi oluyor. Piyadelere de kalkan duvarını daha geniş bir alanda yapmalarını söylüyorum. Düşmanlarda da bolca atlı okçu var. O yüzden bizim atlı okçulara hücum emri veriyorum. Ve süvarilere de aynısını söylüyorum. Ben de atımı 4 nala sürerek düşman piyadesine hücum etmeye karar veriyorum.
Süvarilere özellikle okçulara odaklanmalarını söyledim. Cehennemden fırlamış gibi görünen atımın verdiği avantajla düşmanlara korkusuzca hücum ediyorum. At çok büyük olduğu için bazılarının boyu bana yetişmeye bile yetmiyor. Düşmanın eridiğini fark ettiğim için tüm askerlere hat formasyonunda saldırı emri verdim. Bazıları biraz yorulmuş gibi, koşmak yerine yürümeyi tercih ediyorlar. Düşman ordusunda bizden askerlerin bulunmasına rağmen bize çok da kayıp verdirmeyi başaramadılar. Demek ki birkaç tanesi çok da efektif olmuyor. Ama birlikte olduklarında tam bir kıyma makinesi gibi çalışıyorlar. Saldırıyı kayıpsız atlattığım için kuşatmaya devam ediyorum. Fakat Batanyalılar hiç vakit kaybetmeden yeniden toparlanıp saldırmaya karar veriyor. Bu sefer 545 kişi. Sayıları bu sefer çok daha az olduğu için savaş başlarında bütün askerlere saldırı emri veriyorum. Ben de süvarilerle beraber hücuma kalkıyorum. Süvarilere beni takip etmelerini söyleyerek önce piyadelerin sonra da okçuların arasına dalıyorum. İlk hücumu gerçekleştirdikten sonra onlara da saldırı emri verdim. Birliklerimizi gören düşman askerlerinin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Olay bir şekilde bu muharebeyi de atlattıktan sonra yeniden kuşatmaya devam ediyorum. Fakat Batanya lordları rahat vermemeye kararlı. 400-500 asker toplayıp yeniden saldırıya geliyorlar. Tabi bu şekilde saldırıya gelmeleri benim için de iyi oluyor. Ele geçirdiğim ganimetleri satarak yüksek kâr elde ediyorum. Ayrıca kazandığım nam da cabası. Düşmanlar her ne kadar iyi organize olmuş ve kaçmıyor olsalar da yine de karşımda direnemiyorlar. Tabi kaçmıyor olmaları verdiğim kaybı arttırıyor. Ama olacak o kadar. Yine de muharebelerden galip ayrılmayı başarıyoruz. Zaten düzenleri bozulduğu zaman kaçmamalarının çok da bir faydası olmuyor. Bu savaşı da ortalama 3 kayıpla atlattım. Fakat kayıplar lejyoner, katafrak ve laykatan. Yani rütbeli askerlerim ölmeye devam ediyor. 3. muharebeden sonra nihayet kuşatma kampını kurmayı başardım. Verdiği kayıplara rağmen Batanya benden hala haraç istiyor. O yüzden barış yapmaya yanaşmıyorum. Alia'ya yeni bir evlilik teklifi geldi. Hem de Batanya'dan. Alia'ya gelen bütün evlilik tekliflerini reddettiğimi hala anlamamış olmaları çok ilginç. Bu politikamızı da anlamadıkları anlamına geliyor. Ben sadece alıyorum, asla vermiyorum. Hala saldırıya gelen kimse olmadığı için Batanya'nın gücünün tükenmiş olduğunu varsayıyorum. Bir yandan da Batı İmparatorluğu'yla savaşıyorlar. Batı İmparatorluğu da gayet askeri olarak güçlü bir imparatorluk. Ben Danglais'ı kuşatırken bir yandan da bağımsız klanlardan birisi bana savaş açtı. Şehirlerde işletmecilikten veya çetecilikten ün kazanan ailelerin bağımsız klan olarak ortaya atıldıklarını gördüm. Kendileri de artık bir sancak sahibi. Bu klanlar isteklerine göre bana veya diğer krallıklara katılabilirler. Ve hatta bağımsız klanların krallıklara katılma süreci şimdiden başladı. Ten Uyumak klanı Batanyalılara katıldı. Danglais garnizonunda bana karşı koyabilecek asker kalmadı. Batanyalıların durumu da zaten harap durumda. O yüzden ben de Penkanlo'a doğru gitmeye karar verdim. Ve gelir gelmez de Penkanlo'yu kuşattım. İçeride milisler dahil 953 kişilik bir birlik var. Fakat bu esnada paramın suyunun da çekildiğini fark ettim. O yüzden hızlı bir biçimde Marunat'a dönerek elimdeki ganimetleri satmayı planlıyorum. Ayrıca Marunat'ta atım için çok güzel bir zırh olduğunu da fark ettim. Ve bu zırhı da satın aldım. Sonrasında da üstümdeki zırhları satarak ödemeyi yaptım. Yine de 60 bin dinar beni çok uzun süre idare edemeyecek gibi görünüyor. O yüzden dost olan diğer şehirlere uğramaya karar verdim. Ve buralarda da ticaret yapmaya devam ettim. Ayrıca Seonan'da elimde tuttuğum tutsakları da 30 bin dinar karşılığında sattım. Eşe dosta bir miktar borcum vardı. O yüzden elime para geçer geçmez yaklaşık 64 bin dinar borcumu ödedim. Karbenset'e gidip elimdeki ganimetlerin bir kısmını daha sattıktan sonra kuşatmaya geri dönmeyi planlıyorum. Elimdeki ürünlerin çoğunluğunu sattıktan sonra yeniden Penkanlo'yu kuşattım. Şehre saldırıp şehrin savunmasını yardıktan sonra geri çekilmeyi planlıyorum. Öyle hobi olsun diye. Yoksa şehri almak gibi bir niyetim yok. O yüzden kuşatma kuleleriyle beraber Koçbaşı inşa ediyorum. Rotaya Bankası'ndaki hesabım 5 milyon dinarı gördü. Oksal'da da yaklaşık 2,5 milyon dinarım var. Yani zenginlik içinde yokluk yaşıyorum anlayacağın. Koçbaşlarıyla beraber kuşatma kuleleri inşa edildikten sonra da ateşli onagerler inşa ediyorum. Bu onagerleri şehir savunmalarını vursunlar diye yapıyorum. İnşa ettiğim onagerleri başlangıçta gizlemezsem hızlı bir biçimde kırılıyorlar. Çok da bir faydaları olmuyor. Hepsine aynı anda ateş emri vermem gerekiyor. Bu esnada Monşuk da bana savaş ilan etti. Son onagerde inşa edildikten sonra diğer onagerleri de devreye sokuyorum. Ve hep beraber şehir savunmalarına saldırıyoruz. Balistaların çok bir önemi yok. Onagerler kırıldıktan sonra saldırıyı başlatıyorum.
Saldırı başladıktan sonra bütün askerler kuşatma aletlerini surlara yanaştırıyor. Atın da yeni zırhı gayet güzel duruyor. Zırhımla da uyumlu. Savaşçıyım diye modaya önem vermeyeceğim diye bir şey yok sonuçta. Ben de hızlı bir biçimde surlara doğru yaklaşarak askerleri indirmeyi planlıyorum. Şehrin savunma gücü gayet iyi. Olabildiğince askeri indirerek asker zayiatımı azaltmayı planlıyorum. Neyse ki düşman savunma aletlerini kırdığımız için savunma avantajlarını kaybediyorlar. Ve benim de böylece askeri zayiatım azalıyor. Bizim onagerler bir yandan da ateşli gülleler fırlatmaya devam ediyorlar. Kuşatma kulelerinin duvarlara yanaşmasıyla beraber bizim adamlar yukarı çıkmaya başladı. Sadağımda son birkaç okum kaldı. Okları bitirene kadar ben aşağıdan destek vermeye devam ediyorum. Ve ardından ben de atımdan inerek kılıcımı çekip kuşatma kulesine tırmanıyorum. Kuşatma kulesinin tepesine çıktığımda savunmanın yarılmasını bekliyoruz. Penta savaş lordlarının diğer taraftan geldiğini gördüm. Yani buradaki savunmanın da çok dayanabileceğini sanmıyorum. Ardından dört bir yandan kapıyı savunmak için aşağıda bekleyen askerlere hücum ediyorum. Ve seri hareketlerle buradaki askerlerin arasına atılıyorum. Arkalarına geçtiğim zaman hepsini biçmeye başladım. Düşman bir anda ağır kayıp vermesine rağmen hala kaçmaya teşebbüs dahi etmiyor. Bu benim oldukça garipsediğim bir durum. Yine de askerlerimiz bu durumdan etkilenmiyor ve düşmana saldırmakta da tereddüt etmiyor. Buradaki tutsakların tamamını esir alıyorum. Sivil halka merhamet gösteriyorum. Tutsakları sattıktan sonra da bu şehirden ayrılıyorum. Herhangi bir savunma koymayı düşünmüyorum. İsteyen tekrar gelip alabilir yani. Ardından da Danglais'ı kuşatmaya gidiyorum. Uzeyit'le savaşta olduğumun farkındayım. Diğer şehirlerim tehlike altında. Yine de önce Batanya cephesini elden geçirmem lazım. Ne hikmetse anlamadım. 82 kişiden oluşan bir Batanya birliği bana saldırmaya geldi. Birliklerine baktığımda tecrübeli askerleri de görmüyorum. Muhtemelen o yüzden saldırmaya geldiler. O yüzden onlara karşı askerlerimi gönderiyorum. 1266 kişilik savunmasıyla Danglais'ı kuşattım. Ve yeniden başka bir birlik bana saldırmaya geldi. Garnizonla beraber 1300 kişi oldular. Sayılarına rağmen askerlerine baktığımda eğitimli askerlerinin olmadığını görmek içimi rahatlatıyor. Bu savaşı rahatça atlatabileceğimi düşünüyorum. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Piyadeleri ön saflarda konuşlandırıyorum. Okçuları da hafifçe öne alıp aralarını açıyorum rahat ateş edebilsinler diye. Ve atlı okçuların da aralarını açıyorum. Karınca sürüsü gibi üzerimize gelmeye başladılar. Bütün okçular ve menzilli silaha sahip olan askerler var güçleriyle ölüm yağdırıyor. Ben de bu esnada süvarilerin başına geçiyorum. Atlı okçulara hücum emri veriyorum. Düşmanların etrafında daireler çizerek onlara ok atacaklar. Süvarileri de yanıma alarak düşman süvarisine saldırıyorum. Aralarında bir de bizden birinin olduğunu fark ettim. Bir penta şampiyonu. O yüzden düşman askerlerini yara yara ona doğru ilerlemeye çalışıyorum. İhanetinin bedelini bizzat kendim sormak istiyorum. Atını düşürmeye başardım ama kendisinin ölüp ölmediğinden emin değilim. Süvarilere de saldırı emri veriyorum. Kendim de düşman piyadesine doğru hücum ediyorum. Olabildiğince arkalarında kalarak kılıcımın uzanabildiği askerlerin kellesini alıyorum. Piyadeler taktiksel bir geri çekilme yapıyor. O yüzden ben de benim piyadelere saldırı emri veriyorum. Düşman atlarının bozulduğunu fark ettiğim için herkese saldırı emri verdim. Bu savaşın parlayan yıldızı hiç şüphesiz Penta like atanlar. Ortalama 50 like atan 325 askerin eceli olmuş durumda. 12 katafraktında aldığı 60 kelle hiç azımsanacak gibi değil. Böylece 280 kişilik orduyla 1300 askerin de içinden geçmiş olduk. Önemli olan niceliğin değil niteliğin olduğunu tüm Kalradia tekrar görmüş oluyor. Savaşı bitirdikten sonra kuşatmayı sürdürmeye karar veriyorum. Batı İmparatorluğu benimle ittifak anlaşması öneriyor. Bu anlaşmayı reddediyorum. Yeniden birçok lord birleşerek bana saldırmaya geldiler. Ve ben de kanımın son damlasına kadar savaşacağımı söyledim. Fakat sayıları çok da fazla değil. Onlar muhtemelen sayılarına güveniyor. Muharebe başladıktan sonra herkese hücum emir veriyorum. Kendim de arkada bekliyorum. Süvariler düşmanlara ulaşır ulaşmaz borazan seslerini duymaya başladım. Bu onların panik içinde olduğu anlamına geliyor. Sadece bir katafrak kaybıyla bu orduyu da alaşağı ettim. Ele geçirdiğim yüksek seviyeli askerleri almayı da elbette ihmal etmiyorum. Tutsakları da öyle. Batanya herhangi bir şey alıp vermeden barış yapmayı kabul ediyor. Bu şimdilik benim de işime geliyor. O yüzden ben de barış yapmayı kabul ediyorum. Penkan nokta elimde kalmış oldu. O yüzden Penkan noktada asker toplamakta bir sakınca görmüyor ve Kuzey topraklarına doğru yol almaya başlıyorum. Tabi bir yandan da yolda giderken yanlışlıkla aldığım şehrin Penkan nokta inşa projeleri ekliyorum sıraya.
Buranın sahibi iyi çalışmış. Bütün bölgeler maşallah son derece gelişmiş durumda. Olmayanları da ben yaparım diye düşünüyorum. Batanya benimle bir saldırmazlık anlaşması imzalamayı teklif ediyor. Ağzım kulaklarımda kabul ediyorum. Zaten Batanya ile herhangi bir problemim yok. Benim derdim imparatorluk devletleriyle. Bir yandan da yol üstünde geçtiğim köylerden sert kereste almayı da ihmal etmiyorum. Biriktirdiğim silahları eritirken bol bol lazım olacak diye düşünüyorum. Param yine dipleri görmeye başladı. O yüzden yakınından geçtiğim şehirlere uğrayarak ticaret yapsam iyi olur gibi. Beni eksiye düşüren şey sadece verdiğim araçlar. Yakında da onlardan da kurtulurum diye tahmin ediyorum. Ticaret yaparken yanlışlıkla sert keresteleri satmamak için onları kilitli bir kutuya koyuyorum. Bir yandan toplamaya çalışıp bir yandan satarsam olmaz tabi. Kamuran'a da şöyle kaliteli bir tek elli balta verdim. Kendini geliştirsin diye. 279 kişilik bir birlikle köyümü yağmalayan Kuzey İtli ordunu yakaladım. Ve yağmaladığı köyün hesabını sormaya karar verdim. Hem sayısı hem de birlikleri benimkiyle ölçüşecek düzeyde değil. O yüzden bütün birliklere saldırı emri veriyorum. Onu bekleyen sonun farkında olduğu için de o da birliklerini geri çekiyor. Süvarileri peşime taktıktan sonra onun piyadelerinin arasına dalıyorum. Ve piyadelerini resmen ezdikten sonra yeniden herkese hücum emri verdim. Muharebeyi kazandıktan sonra da her zamanki gibi onu serbest bıraktım. Satabileceğim tutsakları ve ganimetleri de aldıktan sonra topraklarına doğru ilerlemeye devam ediyorum. Tabii önce Onira'ya uğrayıp tutsaklardan kurtulsam iyi olacak gibi. İstinye bana durmadan komployla ilgili mesajlar göndermeye devam ediyor. Fakat şu anda bunlarla uğraşacak vakti bulamam. Eğer komploculara vakit ayırmaya kalkarsam elimdeki şehirlerden de olabilirim. Çaykanda es geçerek Makeb'i kuşatmayı planlıyorum. Önce Makeb'i sonra da Çaykanda alabilirsem muhtemelen Kuzeyit barış yapmaya zorlanacak. Kuzeyit'in ordusunu hafife almamak lazım. O yüzden kuşatma kampı kurulurken ben de maksimum güvenlik için askerlere emir veriyorum. Tabii eğer sen de maksimum güvenlikle korunmak istiyorsan gel de anlatayım. Günümüzde bilgisayar korsanlarının ortalıkta kol gezdiği ve bilgisayarınıza zararlı yazılımlar yüklemek için fırsat kollayan kişiler var. Ve bu kişiler sizin kimlik bilgilerinizi, sosyal medya hesaplarınızı ve sizin için önemli olan daha birçok bilgiyi çalabilirler. O yüzden size mükemmel bir yazılım önermeye geldim. Kaspersky ile bu sorunların hepsini ortadan kaldırabilirsiniz. Kaspersky'yi yaklaşık 2-3 aydır Sofya ile ben kullanıyorum. Çok da memnun kaldım. O yüzden Kaspersky'ye bir mail attım. Dedim ki bana bir kod tanımlayın. Ben de bu kodu arkadaşlarımla paylaşayım. Bundan, bu güzel yazılımdan onlar da faydalansınlar. Ve sağ olsunlar Kaspersky ekibi beni kırmadı, kodumu gönderdiler. Videonun sonlarına doğru bu kodu sizinle paylaşacağım. Ekranda çıkacak. Kısaca Kaspersky'den bahsetmem gerekirse Kaspersky 97 yılında kurulmuş ve 2023'te 14 rakibini geride bırakarak yılın ürünü ödülünü almış bir antivirüs yazılımı. Ayrıca sunduğu hizmetler antivirüsle de sınırlı değil. Bunun yanında hızlı VPN, reklam engelleyici, ebeveynler için burası çok önemli olacak. Çocuklarınız için Safe Kids uygulaması. Safe Kids uygulamasıyla da beraber çocuklarınızın karşısına internet ortamında çıkabilecek zararlı yazılımları veya içerik engelleyebiliyorsunuz. Daha fazlasına videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilir ve Kaspersky'nin kendi sitesinden araştırmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kaspersky bütün cihazlarınızla %100 uyumlulukta çalışır. Windows, Mac, iOS, Android bütün cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Bütün cihazlarınız için ayrı ayrı yazılım almanıza da gerek yok. Aldığınız tek bir premium planı 5, 10, 20 cihaza kadar kullanabiliyorsunuz. Ha ne oldu? Aldın, bir ay kullandın, memnun kalmadın. Okey, Kaspersky sana burada da kolaylık sağlıyor. %100 para iadesi garantisiyle lisansını istediğin zaman iptal edebiliyorsun. 30 gün içinde. Fiyatlara da gelecek olursak bence, şahsım adına konuşuyorum, ürün zaten fiyat performans ürünü. Türkiye'deki enflasyonu falan da göz önünde bulundurduğunda mükemmel bir fiyatı var. Yıllık bazda konuşuyorum. Ama yetti mi? Yetmedi. Şu anda videonun açıklamasındaki linkten Kaspersky'ye gidersen %10 indirimini aldın. Ve ekranda tam şu anda çıkan kodu da satın alma işlemini gerçekleştirirken kullanırsan bir %10 daha aldın. Bu da benden size kıyak olsun. Buyurun videoya geçelim. Trebüşeler kurulur kurulmaz onları gizliyorum. Zarar görmesinler diye. Trebüşelerin tamamı kurulduktan sonra her birine ateş emri veriyorum. Trebüşelerin savunmaları kırmaları çok uzun sürmüyor. Savunmaları kırıldıktan sonra da saldırıyı başlatıyorum.